Arkadaşlar merhaba tekrardan. Şu an Çek Cumhuriyeti'ndeyiz ve burası Prag. Burada Prag'ın en meşhur yerlerinden birisi olan Old Town. Mükemmel değil mi? Her yer çok canlı. Birazdan değişik bir astronomi saati var. Size onu göstereceğim. O her saat değişik bir şeyler yapıyormuş böyle. İçinden bir şeyler falan çıkıyormuş. Saatin yeri şurası. Evet. Şu saat. Gördüğünüz gibi devasa bir yer. Görebileceğiniz belki de en uzun merdiven bu. Yani Stairway to Heaven diyoruz. Başka bir yolu yok bu açıklamanın. Gerçekten Stairway to Heaven. Biz Stairway to Metro. Metroya inmek için bunu kullanıyoruz ama gerçekten enteresan. Burası Çek Cumhuriyeti. Az önce rehberin söylediğine göre Franz Kafka burada doğmuş. Dün fotoğrafını paylaşmıştım. Kafesinin Franz Kafka. Kafka Kafe. Burada doğduğunu söylüyorlar. Burası Old Town'un girişi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi amcamız 85 yaşında ama iş bitmemiş diyor. Hala öttürüyor saksafonu ve gayet de güzel çalıyor. Şimdi Old Town'a doğru ilerliyoruz. Tatlısı var, onu göstermek istiyorum. Tatlı gibi bir şey yani. Burada bunun içine bir de çikolata falan sürüyorlar. Böyle parça parça. Değişik bir olay. Dün yedim, kesinlikle tadına bakmanız lazım. Prag'a gelen herkes bunu zaten mutlaka yiyor. Arkadaşlar meşhur astronomi ya da astroloji saati diyelim. Astronomi diye geçiyor da fark etmez. Saat başı, her saat başı şu gördüğünüz saatten bir şeyler çıkıyormuş. Ben de tam bilmiyorum, şu an rehberimiz yok tabii burada. İşte burası meşhur Old Town. Dün de çekmiştim şeylerini, videolarını. Burası Old Town'ın hemen yanında olan astroloji saati. Kusura bakmayın, söyleyemedim bir türlü. Ondan sonucuma. İşte bu Zeitgeist belgeselini izlerseniz orada bu Hristiyanlıkla burçların ilişkisini çok iyi açıklamış. Zeitgeist din kısmı yazarsanız YouTube'a oradaki ilişkiyi anlayacaksınız. Gördüğünüz tamamen burçların simgelerin olduğu bir saat. Karşımızda altta olan şu gördüğünüz şeyde bütün burçları temsil eden şeyler var arkadaşlar. İnsanlık çağı da balık çağı olarak geçiyor. Tamamen Hristiyanlık burçlarla alakalı. Onu anlayacaksınız. Ve insanlar gördüğünüz gibi şu anda merakla saatin içinden çıkacak şeyi. İçinden mi çıkıyor artık, ne oluyor bilmiyorum. Bir 10 dakika sonra tekrar çekim yapacağım. Görüşmek üzere. İşte başlıyor. İşte bu arkadaşlar. Arkaydı. Merhaba herkese. Hala Prag'dayız. İkinci günümüzdeyiz. Burası arkadaşlar Old Town demiştim ya size. İki tane Old Town var diyebilirim şehirde. Kamera büyük ihtimal titriyor. Ona yapacak bir şey yok.
servise götüreceğim. Burası karşı tarafa geçiyorsun arkadaşlar. Bu nehirden karşı tarafa geçtiğiniz köprü burası. Ve mükemmel bir köprü. İnsan çok fazla burada. Herkes ziyaret için gelmiş gördüğünüz gibi. Bu köprüden geçip karşıdaki diğer Old Town'a. Yani iki tane Old Town var diyebilirim burada. Bir nehrin bu tarafında, bir diğer tarafta. Şimdi harika bir manzara bizi bekliyor olacak. Karşıda Kafka Müzesi de var. İleride göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara. Tam şu karşıda, şu parmağımın üstünde Kafka Müzesi var. Karşıda bir köprü daha var. Ama bu köprüyü daha çok tercih ediyor insanlar. Harika. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yer. Bırak. Bunun üzerindeyim. Gördüğünüz gibi her yer kalabalık ve cıvıl cıvıl. Evet, şimdi köprünün üzerinden bir de az önce sağ tarafı göstermiştim. Bir de sol tarafa bakın. Muazzam. Biraz yakınlaşayım şöyle. Gördüğünüz gibi muazzam bir manzara bizleri karşıladı. Şimdiki planım köprünün karşı tarafına geçmek. Orada şu karşı taraflarda büyük ihtimalle o dediğimiz diğer Old Town kalan kısmı. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, burası da köprünün bittiği yer. Diğer taraf. Şu anda köprüyü geçtik. Biraz uzun sürdü ama gerçekten uzun bir köprü. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi karşıda kaldı. Bayağı bir geride kaldı. Şimdi diğer Old Town'a geçiyoruz. Başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Evet, şu anda nereden geliyorum? Saraya çıktık az önce. Prag Sarayı. Mükemmeldi. Çok güzel ya. Burada düz düz aşağı gideceğiz. Şöyle göstereyim. Arkamızda yine bir saray gibi bir şey var. Şu yolda Prag Sarayı'na çıkıyor. Her şey çok güzel. Harika bir ülke diyebilirim. Tam turistik olmuş. Burada çok fazla malum Türk yok. Hani her ülkeden insanlar geldi ama fazla Türk yok. Yarın Viyana'da olacağız. Yarından sonra. Büyük ihtimal her sokak başında bir Türk göreceğiz yine. Ve bir Türk arkadaş bizi gezdirecek, yardımcı olacak. Evet. Gençlik marşı söylemek zevkli. Kendini burada böyle söylemek güzel. Hatta şöyle bakın. Yolları falan bizi ambalya yandırıyor. Evet, adam bağcılar falan diyor arkadaşlar. Dağ başını duman almış, gümüş dere. Niye bakıyorsun oğlum, söylesene sen. Yavur musun ya sen? Rum musun, nesin ya? Videodan sonra neden söylemediğimi diyeceğim. Evet, neden söylemediğini birazdan öğreneceğiz. Durdurayım da ondan sonra. İlginç şeylerden birisi de arkadaşlar, Hitler iki tane yeri tamamen yok etmemiş. Hatta hiç dokunmamış. Birisi Paris, birisi de burası. Prag'a bayılmış. Çok sevmiş. Gerçekten sevilmeyecek gibi değil zaten, görüyorsunuz. Her yeri ışıl ışıl, canlı, yaşayan bir turistik şehir düşünün. Bakın. Görüyor musunuz? Karşımızda yine bir mükemmel yapı var. Belki kamera çözünürlüğü olmayabilir ama bunu görebildiğinizi düşünüyorum. Yine şurada da var. Bayılmış yani Prag'a. O yüzden hiç dokunmamış. Yanlışlıkla iki kez falan bomba atmış. Öyle diyorlar. O da birisi astroloji saati dediğimiz saatin oraya düşmüş. Yarım kalmış orası. Ama onun dışında gerçekten turistik bir şehir ve bence romantik bir şehir. Venedik'ten sonra burası da listenize eklenebilir. Böyle çift olarak sevginize gelmek için. Şimdi tekrardan nehrin öbür tarafına döneceğiz. O köprüyü geçeceğiz. Biraz uzun yolumuz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.
şu anda Prag Kalesi'ne geldik. Buradan gördüğünüz gibi manzara harika. Şu anda Çek Cumhuriyeti Prag ayağınızın altında. Burası kalesi. Burası da Prag. Bayağı bir yürüdük aşağıya. Merdiven var aşağı tarafta. Tekrardan görüşmek üzere. Bugün son günümüz. Yarın Viyana'ya yola çıkacağız. Prag çok güzeldi. Benim içimde kaldı. Bir daha geleceğim buraya. Hayran kaldım. Kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Tavsiye ederim. Tamam, görüşmek var. Üzere. Al lan Emine, şuna da at Emine. Al lan. Emine şuna da at. Gel lan sen de buraya gel. Gel. Emine abi şunun kafasına da at şunu. Al lan. Al. Sen de bakıyorsun, gel oğlum. Benim başörtüsüz bacım, gel. Allah sen de al. Kafana gel. Gel benim gariban vatandaşım, gel. Gel sen de al, gel. Benim böyle bir ülkenin cumhurbaşkanı varken al oğlum, al kafana al. Al bu da büyük parça. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceralarda görüşmek üzere.